an için hep beraber buradayız. Öğlen arasında hani kazanın yaşandığı yere yakın bir yerde hep beraber gün buradan hem Böşdağ'dan arkadaşlarımız var, hem sınır tanımayan dağcılar grubundan arkadaşlarımız var. Orada ortak bir tanıyan arkadaşlarımız da Yıldırım Hoca ile ilgili söylemek istediklerini söylerler. Öncelikle kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Yıldırım abi hepimizin abisi. Evet. Tanıyan herkes çok olumlu şeyler mutlaka ki söyleyebilecektir Yıldırım Hoca için. Son nefesine kadar hem dağlara olan aşkı hem de şehirde birçok demokratik kitle örgütünde, birçok sivil toplum örgütünde hınçla, keyifle çalışıyordu sevgili Yıldırım abi. Kendisini saygıyla anıyorum bu arada. Dediğim gibi asıl anmayı aşağıda yapacağız. Arkadaşlar kalabalık bir grubuz. Önde Metin hocam, Harun hocam ve iki arkadaşımız olur. İbrahim buralarda mısın? İbrahim arkadaşımız artçı olur. Sizlerden ricam öncü ile artçı arasındaki diyaloğu kopartmayalım. Hep birbirimizi görecek şekilde hareket edelim. İhtiyaçlarda mutlaka ki grup sorumlusu dernekten arkadaşlarımız aramızda olacaklar. Mutlaka ki haberimiz olsun. Dururuz, çok acelemiz yok. Hiç sormuyorum sizi.
iyisiniz ya. Aa, merhaba. Merhaba. Eskiler olacak. Esas anlamı evet, bende yani. Gerçekten. Noktayı koydunuz. Aynen. En son parti evet. Ya. Dedim. Sonra yolumuza devam edelim. Tabii. Daha uygun olacak herhalde. Tamam. Tamam, sen de öyle çıkarsın o zaman. Tamam. Bugün anmak için toplandığımız Yıldırım Doğan bizim liderimizdi, grup liderimizdi. Tamam, çektim. Bursa'da çok sayıda gönüllü faaliyetler olmuş bir insandır. İyi bir eğitmendir. Kendisi köy enstitülü bir abimizdir. Ülke sevdalısıydı. O gün ikinci oteller bölgesinden yürüyerek bu güzergaha inmiştik. Yine o gün şimdi K8 tabelasını yine 9'u gördüğümüzde yaklaşık aynı seviyede bir kar vardı. Ve grup şu Çatlakkaya denilen yerden geçerken bir hayli zorlanmıştı arkadaşlar. Yıldırım Doğan da bizi geçmiş idi. Şu ileride gördüğümüz, yani esas olayın yaşandığı, Saralan'dan gelen suyun aşağıya döküldüğü ve orada vadi yaptığı yaklaşık 527 metrelik bir vadi var orada. Yıldırım Doğan oradan önce karşıdan geçmeyi denemiş ama geceden kar yağdığı için alt buz. Aşağı 20 metre aşağıdan geçmeyi denemiş. Giden arkadaşlar biliyorlardır o güzergahı, yaklaşık buradan 100 metre ileride. Biz orada onun şalını gördük önce. Biz de oradan geçmek düşüncesiyle aşağı indiğimizde grup olarak. Tabii büyük bir panik yaşadık bir anda. Hızla aşağı inmeye başladık ama hayatımızın hatasını yaptığımızı biz de sonradan fark ettik. Yaklaşık aşağıda 350 metrede büyük bir buz kütleye çarpmış ve orada kalmış. Tabii o gün bir takım resmi ilişkilerimiz oldu. Kamu devreye girdi ve sabahleyin yaklaşık saat 4 gibi, o gecenin saat 4'ü gibi Yıldırım Doğan abimizi otele getirmişler. Çünkü bizi o gün savcı bey yapmıştı, herkes evlerine gitsin. Arama kurtarma ekipleri, o gün jandarma arama kurtarma, Nilüfer arama kurtarma ve AFAD ekipleri çalışmışlardı. Böyle bir anı yaşadık, acı yaşadık. Ve bunu ölümsüzleştirmek için de şu görüyorsunuz, cam gibi görünen Yıldırım abimizle ilgili bir anı. Ve onun hep bize söylediği Şırşır Çeşme özlemi vardı. Yani böyle çok akan bir su değil de hani damlaların
dökülmesi anında oluşturduğu bir ses çeşmesi, Şırsır Çeşme. Evet, grubumuz onu gerçekleştirdi. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yıldırım Doğan sadece Böşdağ'ın bir üyesi değildir. Bursa'nın gerçekten çok fedakar bir abisidir. Sokak çocuklarını, tinercileri toplayan faaliyetin liderliğini yapmıştır ve çok büyük katkıları olmuştur. Özürlü çocukların eğitilmesi, meslek sahibi yapılmasına çok faaliyetleri olmuştur. Dolayısıyla Yıldırım Doğan abimizi güzelliklerle anıyoruz, iyi insanlıklarıyla anıyoruz. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz. Bu olayı da organize eden özellikle Koza Dağcılığa çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Eyvallah. Eyvallah. 81 yaşamda gözüm boş geçirmemiş bir insandır. Teşekkür ederim. Güzel ben seçmiş. Size bir hayatını anlatayım. Ondan sonra ben de paylaştığım bir anımı da sizlerle paylaşırım. Yaşasaydı 80'li yıllarını yaşayacak olan sevgili dedemiz Malatya'da doğdu. Düzüçi ilk öğretmen okulunda okuyan Yıldırım Doğan, Karaca ve dahil yurdun çeşitli yerlerinde çalıştı. Biraz daha ses lütfen. Töz ve Töpler'in emektarlarındandı. Bursa Öğretmenler Derneği'nde yöneticilik yaptı. Birçok aydın ve vatansever gibi 12 Eylül'ün mağduriyetini yaşadı ve Konya'ya sürgün sürüldü. Eğitlerin Bursa Şube kurucularındandı. Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Derneği'ne yöneticilik yapan Yıldırım Doğan, aynı zamanda Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyesi ve ortaklarındandı. Konuşamıyorum, duygulanıyorum çünkü yaşamak lazım. Yaşadığım bir insandı ve sevdiğim bir abimdi. Ömrünün 70 sonrasında kendini genç ifade ettiği dönemde dağcılık ve isteği vardı. Ben dağlarda öleceğim, karlara gömeceksiniz, baharda yeni bir herif beni bulacaksınız. Bütün her yürüyüşte, karlı yürüyüşte bunu söylerdi. Her yürüyüşte söylerdi. Ve tam istediği gibi bir ölüm oldu. Bu anma etkinliğini yürüyüşünü düzenlediği için bir vefadır. Bunu takdirle karşılıyorum. Arkadaşlar, ben Sınır Dağcılar, Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyesiyim. Onu temsilen burada arkadaşlarımla birlikte bulunuyoruz. Ama aynı zamanda da Böşdağ'ın da kuruluşu sırasında ilk üyelerinden biriyim. Belki Böşdağ'da sonra katılan arkadaşlar beni tanımazlar ama ben dağcılık eğitimini Yıldırım abimizle ve Baki Akkuş arkadaşımla beraber aldık. İlk dağcılık eğitimini onlardan aldım. Çok sevdiğim dağlarda yıldırımdı, akardı enginlere. Kırların, ormanların unutulmaz doğanıydı. Ak saçları, sevgi dolu, tertemiz yüreğiyle sonsuzluğa süzülen Yıldırım Doğan'dı. Yaylalar, vadiler ıssız şimdi. Pınarlarda anılarım var. Güneş göç doğar vadilere. Yol buzlu, kayalar duvar. Yine soğuk yüzlü Şubat. Yarenlerin anılarını yaşarken yıldızların yoldaşı Anı Çeşme'de şimdi seninle dostlar. Zirvelerde ak saçların rüzgarda savrulurken bulutlar kıskanırdı. Güneş yoldaşım olurken. Çoban yıldızlarıydı. Dağ Ben
Ben sonradan kalmam. Ya
Sam Tokyo.